Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu özel dörtgenler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri Matematik 10, yani 10. sınıf Matematik Dörtgenler ve Çokgenler 7. sayı testi olacak. Sevgili arkadaşlar, gördüğünüz üzere çoktan seçmeleri çözüyoruz. Daha önce eşleştirme ve boşluk doldurmaları da çözmüştük ki çalışma defterinin tamamını arkadaşlar, tüm testleri, tüm sayıların konu anlatımını çözümlerini ben buraya linkini koyuyorum. Bu linke tıklayarak oynatma listesine ulaşabilirsiniz. Tüm kitabın çözümleri bu linktedir. Aynı zamanda arkadaşlar, bildiğiniz üzere kazanım kavrama testlerimiz var. Çok popüler. 2022-2023 eğitim öğretim yılı başında güncellenen en yeni taze olan testleri. Yine buraya linkini koyarım. Buradan konu anlatımına bakabilirsiniz. Aynı zamanda tekrar testleri arkadaşlar. Yine tekrar testlerinin de konu anlatım çözümlerini kanalımda bulabilirsiniz. Buraya linkini koyarım. Map Mobil var arkadaşlar. OGM materyal soru bankası şeklinde. Bunların da yine linkini koyarım ki takip eden arkadaşlarım bilir. Bu bahsettiğim kitapların fizik dersine ait olanları da yine kanalımda mevcuttur. Evet arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Bismillah der ki, ABC'de bir yamukmuş, ABDC paralel, beklentimiz o yöndeyiz zaten yamuk olabilmesi için. AB 19, BC 12, CD 6 ve AD 5 cm olarak verilmiş ki üzerinde gözüküyor arkadaşlar. A ve B köşelerinden çizilen açıortayların kesim noktası E olduğuna göre AEB açısı kaç derecedir? Enteresan temente, bunu bir kullanalım arkadaşlar. Sen madem bunları böyle dedim, ben bunları bir AA, BB bir yapıştıralım açıları. Başka ne yapabilirim? Arkadaşlar, yamuğun en sevdiği hareketi yapacağım ben şimdi. Şu yandaki kenarlara, yan kenarlara paralel çizgi çekmeyi çok sever şu köşelerden yamuk. Gelin şu arkadaşı bir çizelim. Çizdik. Zaten bak, dikkat edersen açı ve ölçüler var. Yani mantık, yani şöyle güzel bildiğimiz bir açı ölçüsü çıkacak. Şu arkadaşı paralel çizdiğimde DC'yi buraya taşımış olurum. Burası 6 olur. Tamamı 19 ise bu arkadaş da 13 olur. Sevgili arkadaşlar, burası da 5. Şu arkadaş da buraya da T diyelim. CT de 5 olur. Sonra ben şunu fark ederim. Bak, 5, 12, 13. Arkadaşlar, bunlar ne zaman bir araya geliyordu? Şu arkadaşlar dik olduğu zaman. Bu güzel bir bilgi. O kadar güzel bir bilgidir ki bu arkadaşın 90 derece olduğunu gördüm. AEB açısını soruyor. AEB'yi bulmak için ben A artı B ölçüsünü bulursam 180'den bir çıkartırım. Burayı da bulurum. Nasıl bulacağım? Şöyle bulacağım sevgili arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş bu arkadaşa paralelse, gördüğünüz üzere şu açıda sevgili arkadaşım ne kadar olur? Yöndeş açı olur. Bu arkadaşla bu arkadaş yöndeş açılardır. Çünkü paralel, paralel aynı doğruyu kesti. Burası da 2A kadar. Şunu da 90 bulmuştum. Bak, bu üçgene bakar mısın? TCB üçgeninde. 2A artı 2B'yi kaç görüyorsun? 90 derece. Hocam, nereden çıkardın? Çünkü burası 90 derece. Geriye 90 kalır arkadaşlar. 90 derecelik dik üçgenlerde buna dikkat etmem lazım. İki parantezini alırsam da A artı B'nin 45 derece olduğunu fark ederim. Harika. Sevgili arkadaşlar, şimdi şu arkadaşı bana söyle. Alfa artı A artı B 180 derece değil mi? AEB üçgeninde. Evet hocam. Ben bu arkadaşı buldum. Kaç derece? 45 derece. Demek ki aradığım arkadaş kaç? 180 eksi 45'ten çok meşhur 135 derece olur arkadaşlar. D'yi işaretlerim. Anlaştığımızı düşünüyorum. Güzel. 2 ile devam ediyorum. ABC dik yamuğunda ABDC'ye paralel, AB AD'ye dik. A santimetre, A artı 5 santimetre, 2A santimetre, 2A artı 1 santimetre. Ortalık A kaynıyor. Verilenlere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Sevgili arkadaşlar, öncelikle neyi bulmak istiyorum ona bir karar vereyim. Peşinde koşacağım şeyi bileyim. Üst kenar bölü alt kenar, yani A artı A artı 5 bölü 2 ortancayı verir. Çarpı yükseklik, ki yükseklik dik bir yamukta zaten dik kenardır. 2A. Yani A'yı buldum mu sorun çözülüyor. Evet sevgili arkadaşlar, şurada söyledim. Yamukta bak,
kenara paralel çizmeyi çok sever yamuk. Burada yine bak paralel çiziyorum. Aslında paralel dedim. Bak buna dik indirdiğimde bu arkadaş da dik olur. Bu arkadaş ne kadar olur? 2A olur. Sen bunu indirince şu DC ile şuraya da TD, AT yine aynı olur. A olur. Tamamı A artı 5 ise burası da 5 santimetre olur. Sevgili arkadaşlar, rüyalarında hayal ettiğin şeyle karşı karşıyasın. Bir dik üçgen içerisindesin. Üç kenar da biri belli, diğer ikisi de A cinsinden. Yazarsın Pisagor'unu. 2A'nın karesi artı 5'in karesi eşittir 2A artı 1'in karesi. Hayırlı uğurlu olsun. Ben buradan allemeder, kullemeder A'yı bulurum ki çok şanslıyız. A kareli ifadeler birbirini götürecek. Bu arkadaş 4 tane A kare. Bu arkadaş 25. Birincinin karesi 4 A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı, ikincinin karesi. Bak 4 A karelerle vedalaştım. 4 A burada kaldı. 1'i buraya yolladığımda 25 eksi 1'den 24 aldı. A avaz avaz bağırıyor artık ben 6'yım diye. 6 olduktan sonra sevgili arkadaşlar bu arkadaş 6. Bu arkadaş 11. Bu arkadaş da 12. Konu kapanmıştır. Sadeleştir 2 ile 6. Evet tabi burada artıyı unutmuyoruz. 6 artı 11, 17 yapar arkadaşlar. 17 ile de 6'yı çarparsam 2 ile 12'yi sadeleştirmiştim. 17 çarpı 6, 2, 4 elde 102 yapar. 102'yi de işaretlerim. Evet devam ediyorum 3. soruyla. Diyor ki şekil 1'de verilen ABCD yamuğu şeklindeki kartonda ABCD'ye paralel BC 12. Burası 12'ymiş arkadaşlar. DC 8, burası da 8'miş. Karton BC kenarı DC kenarının üzerine gelecek biçimde şekil 2'deki gibi katlandığında 2 tane AF, 3 tane FD oluyor. Yani şu arkadaş 3K, bu arkadaş 2K oluyor. Ki burada sevgili arkadaşlar AF şurası 3K, aha da burası da 2K. E güzel. Katladım. Bunu da unutmadık. Verilenlere göre AB ne kadardır diyor şu arkadaşın tamamı. Şimdi sevgili arkadaşlar bu katlama sorularında arkadaşlar katlamalı soruların triği şudur. Şurada bak bir kere orijinalinden gideceksin. Sağ olsunlar burada orijinalinin tamamını çizmişler. Şu katladığın kısım arkadaşlar katlananla aynıdır. Yani ne demek istiyorum? Şu açığı eskiden burasıydı. Bununla aynıdır. Şu açıda arkadaşlar bu açıyla aynıdır. Şurada görmüş olduğun bu açıda bu açıdır. Bu köşe değil mi zaten? Bak bu köşeyi buraya getirdim. Bunu ikiye katladım. Bunu da buraya getirdim. Güzel. Şimdi bunları belirledikten sonra başka neler yapabilirim? Bir ona bakalım. 8 santimetreydi şurası. Şurası 8 santimetre sevgili arkadaşlar. Yazıyorum. Şu arkadaşın tamamı da BC'de 12 santimdi burada. Bak sen bunu katladın ya. Şu kenar artık buraya geldi. BC bak görüyor musun? B üstü C. Demek ki şurası da 4 birim. 4 birim, 8 birim, 12 birim. Nereden bildim 4 olduğunu? Çünkü 8 burada toplamı 12 olacak. Harika. Arkadaşlar ben AE'yi de bulabilirim. Nasıl bulurum? Bak burada bizim kum saatimiz var. Tales üçgeni değil mi? Şu arkadaşlar birbirine paralelse. Ve şeyi de yazabilirim. Burası 2K kadardı. 2K bölü 3K eşittir. Bu kenar bölü bu kenar eşittir. 4 bölü AE. Hop. Gitti gitti. Bak 2 katı 2 katı. AE ne kadar oldu sevgili arkadaşlar? 6 santimetre oldu. Harika, bu güzel bir haber. 6 bulundu. Şimdi ben tamamını bulmak için EB'ye de ulaşmak istiyorum. Şimdi EB'ye ulaşabilmek için neler yapabilirim onu bir görelim. Sevgili arkadaşlar bak nefis bir şey var. Şurayı görüyor musun bak? Hop hop hop. Ne bu? Z değil mi? Şurada görmüş olduğun açı tamamen burayla aynı değil mi? Güzel. Bak abartarak çiziyorum. Aynı zamanda bu açı burası değil miydi? Aynıydı. Evet. Aa sevgili arkadaşlar bu açıyla bu açı aynı. Ne zaman aynı olurlar? Bak yöndeş açı bunlar. Şu arkadaş ile bu arkadaş birbirine paralel olursa. Aa nefis bir hareket buldum. Arkadaşlar yamuktan dolayı şu kenarla da bu kenar birbirine paralel değil mi? Evet paralel. Demek ki arkadaşlar B üssü
C, B, E dörtgeni paralel kenarmış. Değil mi? Çünkü paralel, 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 paralel. Bu durumda soru kapandı, bitti arkadaşlar. Hatta paralel kenardan öte eşkenar dörtgenmiş. Çünkü bu uzunluk artık EB uzunluğuna eşit olur ki burası toplamda 12 ise burası da 12 olur arkadaşlar. Bak 12, 12, 12 eşkenar dörtgen oldu hatta. Artı eşkenar dörtgenmiş. Soru bitti. Bana AB lazımdı. 6 ile 12'yi topladım. 18 deyiverdim. Anlaştık. Harika. Geldim şu dördüncü soruya. Vallahi bu biraz uğraştırıcı soru arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. Yani siz de muhtemelen takılmışsınızdır. Takılan arkadaşlara yardımcı olabileceksem ne ala. ABC paralel kenar. Harika. AFK noktaları doğrusal. Ne kadar güzel. 5 kök 3. FK da arkadaşlar EF'nin 2 katı. Yani K kadar 2K kadar. Şurası 2K, burası da K. Verilenlere göre EK ne kadardır diyor sevgili arkadaşlar. K'yı sormuş. Ya arkadaş olacak iş değil mi? 5 kök 3 nereden verdin? Bakın sevgili arkadaşlar. Şimdi ben bazı harflendirmeler yapacağım. Bunu hangi cihetle yapıyorum? Hangi amaca dayanarak amacım ne onu yapıyorum? Onu söyleyeceğim. Şimdi bak şurada böyle durumlarda şunu görürüm. Bak şurada bir kum saati görüyorum değil mi? DEF üçgeni ile BEA üçgeninin benzer olduğunu anlarım ben buradan. Doğru mudur? Doğrudur. Ben buradan bir bağıntı yazabilirim. K ama yani K var, 5 kök 3 var. Çok sevimli değil. Ama sevgili arkadaşlar bir de paralel kenar dedi. Şu arkadaş şu arkadaşa paralel olduğu için tutar şu üçgen ile KFC üçgeni ile de KAB üçgeninin de benzer olduğunu görürüm. Doğru mudur? Doğrudur. Bu durumda bak şu kenarla şu kenar arasında da bağıntı yazabilirim. Şimdi ben şu birinci benzerlikten dolayı şu arkadaşla şu arkadaş arasında bir bağıntı yazarım. Şu benzerlikten ötürü de şu arkadaşla şu arkadaş arasında. Ve DF ile FC'nin özelliği ne arkadaşlar? Özelliği ikisinin toplamının AB olması. İşte trik burada. Ben bunu kullanacağım. Şurası A kadar olsun, şurası B kadar olsun. O zaman burası ne kadar olur? A artı B. Bak, birinci benzerlikten yazalım. A bölü A artı B eşittir. Bu arkadaş bölü bu arkadaş. K bölü 5 kök 3. Bak farkındayım. O kadar sevimsiz bir denklem ki. Neden? 1, 2, 3 tane bilinmeyen var. O da yetmiyor gibi köklü bir ifade var. O da yetmiyormuş gibi bilinmeyenler toplam şeklinde. Pek hoş değil. Ama umutsuz muyuz? Değiliz. Bak bir denklem daha yazacağım. Şimdi ikinci bir şeye bak. Benzerliğe bak. B bölü A artı B. B bölü A artı B eşittir. Bak bildiklerimden gidiyorum. 2K bölü hop tamamı. 3K artı 5 kök 3. Doğru mudur? Doğrudur. Bu bölü tamamı. Arkadaşlar şimdi biz bununla biraz bakışalım. Elimde 2 tane denklem var. 1, 2, 3 tane bilinmeyen var. Ama o kadar güzel bir durum var ki sen burada şimdi bir sürü hareketler yapabilirsin. Şunları çarpmaya göre tersini alabilirsin. İşte B bölü A'yı bulursun. Buradan A bölü B'den B bölü A'lara gidip burada yerine koyabilirsin. Ya da bak taraf tarafa topladığında karşına ne çıkıyor? Şu iki arkadaşın toplamı ne kadar güzel bir ifade değil mi? Aman Allah'ım ne fark ettik? A artı B bölü A artı B oldu bu. Nefisim o. Bak bu iki arkadaşı topladığımda. Şimdi bu iki arkadaşı topladığımda ne olur? K bölü 5 kök 3 artı 2K bölü 3K artı 5 kök 3. Sevgili arkadaşlar şu arkadaş 1 değil mi? Nefis. Bu durumda K bölü 5 kök 3 artı 2K bölü 3K artı 5 kök 3 1'e eşitmiş. Bak bu A artı B'lerden, A'lardan, B'lerden kurtuldum. Geçişkenliği sağladım.
Peki ne yapacağım? Payda mı eşitleyeyim? Vallahi ben payda eşitleyeyim mi? Eşitlesem mi? Eşitleyelim, ne yapalım? Değil mi? Dur bakayım, görebileceğimiz başka bir şey var mı? Daha güzel bir işlem yapabileceğimiz bir şey. Yani payda da eşitlesek olur, buraya da olsa olur. Neyse hadi böyle yapalım bakalım. Payda eşitleyelim, bismillah diyelim, nereye doğru gideceğiz? Bunu da 5 kök 3 ile çarpıyorum. Güzel. Çarptığımda arkadaşlar 3k ne oluyor? 3k kare artı k 5 kök 3 artı, dikkat edin bunları güzel yazalım. Şimdi bununla bunu çarpıyorum. 10k kök 3 eşittir. Çünkü paydaları şey eşitlediğimde şununla çarpacağım ya. Bu arkadaş 3 çarpı 5 kök 3'ten 15 tane k kök 3. Değil mi? Evet. Artı 75. Bununla da bunu çarptım arkadaşlar. 25, 3 daha 75. Şimdi neler görüyorum? Bütün k'ları bir araya toplayalım. Aa, nefis. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın 5 tane var k kök 3'ten. 10 tane var k kök 3'ten. 15 tane var. Hop hop hop. Bunlar gitti. 3k kare eşittir 75. Çok sevindim ben bu işe. Böldüm 3'e. Top top. K kare eşittir 25. K eşittir 5. Allah'ım sana şükürler olsun. 5 kök 3'ü beğenmemiştik ama bak hop küçük bir hareketle 5 bulduk. Arkadaşlar 5'miş. Ama bir dakika ya, bize k'yı mı soruyordu? K'yı soruyor. Ha, tamamını soruyormuş arkadaşlar. Burası 5. Burası 10 ya da 3K 15. Anlaştık değil mi? Sevgili arkadaşlar, bu sorunun trik numarası şu arkadaş. Burada da şunu yazabilmek. A'ları ve B'leri, yani şu arkadaşları geçişken olarak kullandım ki şimdi 5. soruda sanki biraz daha zorunsuymuş gibi gözüken aynı mantığa dayılan soru bir çözeceğiz. 5. soruda bak aynen geldi. 5. ABC'de paralel kenar AC BK'ya paralel. Bak bu önemli. Bu çünkü verilmeyenlerden. Şu arkadaş ile şu arkadaş birbirine paralel. Doğru mu? Doğru. Eğriye eğri, doğruya doğru. Şimdi ben onu şöyle göstereyim de. Tamam. Tamam. Güzel. DFK noktaları doğrusal. Tamam, doğrusal. FK 3 santimetre. DE 8 santimetre, EF ne kadardır? Şu X. Arkadaşlar bak, verilenler yani benim bildiğim 8 ve 3 o kadar alakasız, o kadar kötü yerlerde ki birbiriyle ilişkilendirmem çok zor. Benim allemedim, kullemedim bir hareketler yapıp bu arkadaşları ilişkilendirmem lazım. Bir kere şurada zaten kum saatini görüyorsun paralel olduğu için. Gel seninle şu açıları bir güzel güzel yazalım. Bak bu açıyla bu açı aynı açı. Güzel. Z'den dolayı şu açıyla da şu x'i bir sili vereyim ben. Ya da x'i aşağıya yazalım. Şu açı ile şu açı da aynı. Dur. Z tık 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 şurası. Güzel. Şunu onunla yapacağım. Sevgili arkadaşlar, şu arkadaş ile de bu arkadaş aynı. Doğru mudur? Doğrudur. Başka nerelere gidelim? Bak ne kadar güzel. Şimdi şurada bir Z daha görüyorum ben. Tak tak tak, değil mi? Şu arkadaş şununla aynı. Çok güzel. Bak sevgili arkadaşım, bunlar da ters açı. Şu arkadaş da şu arkadaşla aynı. Bu durumda bakın EFC, FBK ve DAE açılı şey üçgenleri aynı oldu. Çünkü bakın iki açısı aynı. Nokta ve çizgi, nokta çizgi. Demek ki bu da dolu. Doğru mudur? Doğrudur. Nefis. Ya da sen bunlara işte alfa, beta, teta da diyebilirsin. Şurası alfa, beta, teta. Sevgili arkadaşlar, o kadar güzel bir şey çıkardık ki işte şimdi bak 8 ile 3'ü ilişkilendirebilirim. Hatta üçgenler benzerliklerimizi de yazalım. D, A, E üçgeni benzerdir. D, A, E. Şuraya yaz. F, C, E. F, C, E. Dikkat edersen aynı açıları aynı yere yazmaya çalışıyorum. F, C,
Şimdi diğerini yazıyorum. F, bak C'yi şu noktalı açıyla yazdım. F, B, K. Hayırlı uğurlu olsun. Sevgili arkadaşlar yazalım. Bak, bildiğim kenarlardan yazacağım öncelikle. Tabii benim burada 8, 3, x'i için içine katmam lazım değil mi? Tabii ki. X'i işin içine katmam lazım. Ha, burada da şu, yine bak, dedim ya ben sana a artı b, şunu kullanmıştık ya, aynı şeyi yapalım. Bak şurası a kadar. Ya da hadi gel burada ya x diyelim bu sefer ya. X'li ya x demiştik. Burası a olsun gene. Burası a, şurası b kadar. Sevgili arkadaşlar bak burası da a artı b kadar. Bunu kullanacağım. Şimdi beta'nın gördüğü 8 bölü şu ufaklıkta bak beta'nın gördüğü noktanın gördüğü 3. 8 bölü 3 eşittir. Teta'nın gördüğü şu çizgili açının gördüğü a artı b bölü a artı b. Burada teta'nın yani çizgilinin gördüğüne b. Doğru mu? Doğru. Bak bir tanesini yazdım. Şimdi yine a ile b arasında bir ilişki. Hatta şuradan çözeyim. Bak bu sefer de yani yanılmayacağını gör diye yapıyorum sevgili arkadaşım. Şimdi şu çizgilinin gördüğü a. Hatta buradan bak a bölü b'yi yazacağım. Şurada şu arkadaşın gördüğü a bölü. Burada bu arkadaşın gördüğü b eşittir. And a, b. Önce şunu yazdık değil mi? Şu arkadaşı yazdık. Bunun gördüğü a, bunun gördüğü b. Şimdi bu arkadaşın x ile ilişkilendireceğim. Burada x'i görüyorum. X bölü. Şimdi bu arkadaşın burada gördüğü 3. Nefis. Sevgili arkadaşlar, çok daha kestirmeden kolayca buldum. Neden biliyor musun? Bak ben a bölü b ifadesini bulursam x bölü 3 ile bulurum. Buradan bulurum ben onu. 8 bölü 3 eşittir. Bak rasyonel bir sayı. Kesirli sayılarda toplama yapmışsın. A bölü b artı b bölü b değil mi bu? Evet. Bu kim arkadaşlar? Hayırlı uğurlu olsun. 1 bu. Demek ki a bölü b kaç yapar? 8 bölü 3 eksi 1. Dikkat edersen 1 yazdım. A bölü b arkadaşlar 5 bölü 3'müş. Bak a bölü b 5 bölü 3'müş. 5 bölü 3 eşittir x bölü 3. İşlem yapmama bile gerek kalmadı. Bu 3 x de 5'miş arkadaşlar. Vay arkadaş ya çok ballı çıktık ha. 5'miş. Hayırlı uğurlu olsun. 5. sorunun cevabı çok ballıyız ki 5 çıktı arkadaşlar. Bak 5. soru. Tamam. Harika. Güzel. Bak yine geçişkenliği bu a artı b'den. Çünkü paralel kenar aynı uzunlukta. Geldim 6'ya. ABCD paralel kenar, P noktası dik gözüküyor, gözüktü. AEED'yi eşitmiş, görüyorum. AF de FB'yi eşitmiş, güzel. 2, 4. Verilenlere göre ABCD kaç santimetre karedir? Tüm alanı soruyor sevgili arkadaşlar. Güzel. Şimdi bütün alanı mı soruyorsun bana? Evet, bütün alanı soruyorum. Sevgili arkadaşlar, bak benim yürüyeceğim hareket şu. Ben şuranın alanını hemen yazabilirim. 4 çarpı 2 çarpı 4 bölü 2 değil mi? Hop 4 birim. Arkadaşlar burası 4 birim. Bunu bir kere yakaladık. Pat pat. Değil mi? 4 çarpı 2. Çünkü dik. Bak bu diklikleri de hemen şöyle yaz ki şey yapsın. Arkadaşlar ben kenarlar aralarında oranları biliyorum. Ben bunu nerede yaptım? Eşleştirme testinin 5. sorusunda böyle benzer kenarlarla ilgili bir bağıntıyı da söyledim. Orada söyledim, oradan bakabiliriz. Buradan yürüyeceğim. Bak şunu da şöyle çekersem, buranın da 4 birim olduğunu bulurum. Şu arkadaşın alanını bulursam bu iş yürür. Bak bu yüzden şu orta nokta ya, bu orta noktanın güzelliğini kullanalım. Şöyle çizdim. Doğru mu? Doğru. Sevgili arkadaşlar, bu arkadaş da burayı eşit kesti. Paralel çizdim çünkü. Tamam. Şimdi neler görüyorum bir bakalım. Sevgili arkadaşlar, şu arkadaşlar aynı. Şuralara ben şey demek istiyorum. 2K, 2K. Şuraya da 4K diyorum. Niye KK, 2K demedim? Şimdi söyleyeceğim. Çünkü DAF üçgenine bak. DAF üçgeni.
Arkadaşlar DAF üçgenin tam da ortasından şu çizgiyi çektim. Ve DE, şurada da bir ne diyelim, F var, T. DET diye bir üçgen oluşturduk ki bunlar birbirlerine benzer oldu. Ve arkadaşlar tam ortadan kestiği için burası 2K ise şu ET ne kadar oldu? K kadar oldu değil mi? Tam yarısı kadar. Çünkü benzerlik oranım 1'e 2. 2'ye 1 benzerlik oranı var. Ya da ne dersin? DE bölü DA eşittir ET bölü AF. Doğru mudur? Doğrudur. Buradan burayı K kadar bulursun. Şimdi bunu niye yaptık? Şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar şu noktada, kesişim noktaları da TR olsun. Bakın RT'ye bir bakar mısın? RT uzunluğuna. Ben RT uzunluğunu bulursam feci yol almış olacağım. Onu da şöyle bulurum. Arkadaşlar çok daraldık orada ya. Dur bakayım. Şuraya ben sana daha genişini bir çizeyim. Çok dar bir bölge oldu. Tak. 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 Tamam. Şuradan şunu çizeyim. Şunu çizeyim. Bir de şunu çizeyim. Tamam. Bak. E. Şurası R dedim. P var mıydı ya? P varmış zaten. Ha P varmış ya. R'ye gerek kalmadı. R, P diye bir nokta var mı zaten? PT uzunluğunu bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şurası P noktası. Şuraya da T demiştim. Bakın şurada yine kum saati gördüm. Buraya K dememin sebebi de ortaya çıktı. Burası da 4K ya. Bak burası da 4 birim. Değil mi? Güzel. E sevgili arkadaşlar söyle bana. 4K bölü K eşittir 4 bölü PT değil mi? Evet hocam harikasınız PT. Bu durumda PT uzunluğu ne kadar olur? 1 birim olur. Tak tak. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş 1'miş. Bu 1 ise sevgili arkadaşlar tam orta noktam benim. Şurası 1. Şu PF uzunluğumda, şey PF değil TF uzunluğumda 5 birim olur. 4 artı 1'den değil mi? TF eşittir 4 artı 1 o da eşittir 5. Peki ben bununla ne elde ettim? Toplam uzunluğumu 6 buldum. Sevgili arkadaşlar şimdi şu arkadaşı biraz silerek, güzelleştirerek şeyden yürüyeceğim. Bak şu çizgimi çektim. DPA üçgeninde. DPA üçgeninde aynı kenar. Burası 4 birimse şu arkadaş da 4 birimdir. Konu kapanmıştır. Şimdi arkadaşlar ADF üçgenine bak. ADF üçgeninde 4 birim kenar toplamda 8 birim kareyi alıyorsa, 8 birim kare ise burası ne kadar oldu? Bak 6 birim. 6 birim kaç birim kareyi alır? Hop ne görüyorum? 2 katı. Sevgili arkadaşlar burası da 12 birim kare. Bunu da yakaladım. Bunları şöyle yapalım ki alan oldukları belli olsun. Bu saatten sonra soru bitiyor. Hop şununla yürüt. DAB üçgenine baktığımda aynı kenar. Toplamı 20 değil mi arkadaşlar bunun 20? Burası da 20 yapar. Şu artık 5'i silebilirim. Burası da 20. Topla bana bunları 40. 40 ne kadar arkadaşlar? Bütün paralel kenarın yarısı. Burası da 40. 80. 6'ya da A dedik. Anlaştık değil mi arkadaşlar? Sen şuradan bile bunun 4'te 1 olduğunu bilirdin zaten. 20 ile 4'ü çarpar. Ama adım adım yürüdük. Bütün mesele demek ki şu mesafeyi bulabilmekti. PT'nin peşinde koşmam da ondan dolayıydı. Şuradan yürüttüm. Tamam. Geldim 7'ye. ABC'de paralel kenar C ve D köşelerinden çizilen açıortaylar E noktasında kesişmektedir. 17, 9, burası da 3'müş. Güzel. Verilenlere göre çevre ABC'de kaç santimetre karedir? Ne kadar güzel. Arkadaşlar bunu da çok güzel çözeceğim şimdi size. Şimdi bir kere alfa, alfa, beta, beta. Tamam. Arkadaşlar 2 alfa, 2 betanın 180 olduğunu söylesem kimse itiraz etmez zaten değil mi?
paralel kenarda ardışık iki açının toplamı her zaman 180. Bunu niye yazdım? Alfa artı beta'nın 90 olduğunu görelim diye. İki şer tanesi 180 ise iki parantezini alırım değil mi? Hop 180 yapar. Buradan buraya hop, buradan da buraya gel. Alfa artı beta her iki tarafı ikiye bölersen 90. Aman Allah'ım ne fark ettim? Şu arkadaş dikmiş. Çünkü alfa artı beta 90 dereceymiş. Çok güzel bir bilgi. Sevgili arkadaşlar, gerçi ona gerek var mıydı? Vallahi bence gerek bile yoktu oranın 90 olduğunu bildiğime. Çünkü bak neler olacak. Ha yok var mıydı? Vardı. Arkadaşlar şunu uzat. Tak 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 uzattım. Şurasına şu mesafeye A de. Tamam mı? Tamam hocam. Sevgili arkadaşlar şimdi dur. Durdum. Bakın zıp zıp zıp. Ne görüyorsun? Z. Burası beta ise burası da beta. O zaman sevgili arkadaşlar şu mesafe şu mesafeyle aynı olur. Çünkü CBF diyelim buna. CFB bir ikizkenar üçgen oldu. Çünkü şunlardan dolayı. Burası 9 artı A kadar oldu. Kabul mü? Kabul. Arkadaşlar aynı numarayı ben buradan yaparsam devam et, devam et, 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 et. Şuraya da ne diyelim? Şuraya da B kadar diyelim. Doğru mu? Doğru. Bu 90'ın var bir hikmeti. Tabii tabii. Arkadaşlar buraya da B dedim. Şimdi bak yine Z'yi gör. Şu arkadaş da beta kadar olmuş, şey alfa kadar olmaz mı? Olur hocam. Değil mi? Bak iç ters açılar. Alfa alfa. Yine bu durumda şu uzunluk ki kendileri şuraya kadar 17 idi. 17 artı B şununla aynı olur. 17 artı B. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. 17 artı B eşitmiş 9 artı A'ya. Bu durumda A eksi B ne kadar olur? 8 birim olur. Tamam. Bu burada bir dursun. Hocam tamam başka ne yapabiliriz? Arkadaşlar dikkat ediniz. Şuraya F dedim. Şu E'di değil mi zaten? E noktasıydı. Şuraya da T diyelim. EFT oldu. İyi mi? Arkadaşlar EFT bir dik üçgen değil mi? Evet dik üçgen. Dikten de dik inmiş. Burayı da 3 vermiş mi bana? Evet. Öklit yazacağım. 3'ün karesi eşittir A çarpı B. Nefis. Acaba daha kolay yolu var mıydı bilmiyorum ama çok güzel bağıntılar çıkar. Arkadaşlar A ile B arasında 2 tane bağıntı buldum. Çarpımları 9, farkları da 8. Kim bunlar? 8 ile 1 olmaz. 9 ile 1 olur değil mi ya? Bak 9 1, 9 1 olur. Ama biz bunu tabii deneme yanılma yapmayalım da gelin şeyle çözelim. B nedir arkadaşlar? 9 bölü A'dır. Bak burada B yerine 9 bölü A yazalım. A eksi B yerine 9 bölü A yazdım. Eşittir 8. Şimdi payda eşitliyorum. A ile genişletiyorum. A kare eksi 9 bölü A eşittir 8. Tamam. A kare eksi 9 eşittir 8A. A kare eksi 8A eksi 9 eşittir 0. Sen taze ikinci dereceden denklemler de görmüştün. A eksi 9, A artı 1 eşittir 0. A eşittir 9, A eşittir eksi 1. Sen uzunluk aradığın için eksiyi kabul etmezsin. Bak 9 bulduk. 9, 1, 9, 1. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Bu arkadaş 9'muş. Bu arkadaş da 1'miş. Bak 18, 18. Denenenen. 18, 18, 36 yaptı mı? Yaptı. Çünkü çevreyi arıyordum ben. Burası zaten toplamda 17, 9 daha 26 idi zaten arkadaşlar. 26, 26 da 52 yapar. Topladığımda kaç yapar? Bak altına gelmiş. 88 yapar. 7'ye de E'yi yapıştırdık. Geldik 8'e. Bu 8'i nasıl çözmüştüm ben acaba? Şimdi hatırlayabilecek miyim acaba? Bir bakalım. Diyor ki arkadaşlar. Dup dup dup. Güzel. Ha, onu oraya yerleştirin. Bunu da buraya yerleştirin. Olur biter yani. ABC'de eşkenar dörtgen. Güzel.
AFDF'ye eşit 3,3. Harika. AE 6 santim. BCF de DCE açısının 2 katıymış. DCE. Arkadaşlar burası alfa kadarsa bu arkadaş da 2 alfa o kadar o zaman. Değil mi? BCF. Yanılıp da bak çok güzel dik gelmiş. Dik deme olmayabilir. Verilenlere göre FC uzunluğu şu arkadaş ne kadar duruyor diyor. Hadi bakalım arkadaşlar. Bismillah çözmeye çalışalım. Şimdi oradan 3 santim alfa kadar indirsem. Ya bu eşkenar dörtgen ya. Bak biz görmeyelim diye çok kötü, çok kötü çizmişler arkadaşlar. Sen aynı hareketi şuradan yapsan. Hatta dikmiş ya bu. Dik olduğu da çok belli oldu. Hatta şeyden mi gelsem ya? Alfa alfa gelsem. Nasıl söylesem? Arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben sana. Bak şu üçgeni al şuraya yapıştır. Bak şu E'yi E üssü yap. Görmen için. Şu D'yi de buraya getir. D üssünü. Buraya yapıştır. Neden yapıştır dedim biliyor musun? Aslında şu CE çizgisini buraya da çizsen yine burası 3 birim olur diyecektim ben sana. Bak burası 3 olur. Nereden? Çünkü şu arkadaşlar eşkenar dörtgen değil mi? Evet hocam. Bu arkadaş bu arkadaşla eşit. Bak 2 alfa alfa olunca bu arkadaş ne oldu? Burası alfa kadar alfa kadar açı ortay oldu arkadaş. Burası 3 birim oldu. Zaten burası da 3 birimdi. Bu arkadaşa da kaç kaldı? 3 kaldı. Sevgili arkadaşlar. Yani çok güzel haberlerim var. Buradaki açı ortay bu kenarı iki eş parçaya böldü. Aynı zamanda kenar ortaymış. Arkadaş ne duruyorsun? Açı ortay aynı zamanda kenar ortaysa bu bir ikizkenar üçgenmiş. İkizkenar üçgenmiş ve dikmiş bu arkadaş. BC FC'ye eşitmiş. Burası da toplamda 9 değil mi? Evet 9. Demek ki burası da 9'muş. Geçmiş olsun. Anlaştık değil mi? Bütün mesele şu arkadaşı alıp burayı koyabilmeyi. Yani bunu koymayı da düşünebilirsin. Ya da EC'yi bak çok kötü çizilmiş. Burası 9'ken burası 9 olmaz. Görüntümüzü kötüleştirmiş. Sen daha güzel hayal etmek için eşkenar dörtgen hepsi de birbirine eşit ya. Böyle çizdiğinde şurada çizdiğin arkadaşın aynen buraya da çizdiğin arkadaşla aynı olacağını görürsün sevgili arkadaşım. Tamam. Güzel. Ve dikmiş yani. Dik gibi gözüküyor. Evet gerçekten de dikmiş. Konu kapanmıştır. 9 dedik. 8'e. Bakayım cevap anahtarına doğru diyor. Yürü ve şimşek diyor bana. 9. 9 muydu o ya? Yok 8'di. 8'in cevabı 9'du. Şimdi 9'a geçiyoruz. Hop geldi. Kaç numara geldi? 9 numara geldi. Bak 9 numara da enteresan. Bu da enteresan bir soruydu. Şekil 1'de verilen ABCD eşkenar dörtgeni BE boyunca ok yönünde katlandığında C noktası şekil 2'deki bir DB üzerindeki M noktasına denk gelmektedir. Güzel. AK DB'ye dik verilmiş. O zaman şuralar da diktir. Hemen yap. Güzel. 4 santim şurası. MB de arkadaşlar 20 santim. Güzel. Verilenlere göre ABK üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar katlamalı sorularda orijinali üzerinden git. Bunu affetme. Şöyle. Bak, burayı var. Sevgili arkadaşlar eşkenar dörtgen dedi. Eşkenar dörtgende köşegenler birbirleriyle dik kesişiyordu değil mi? Evet. Meğersem şu nokta L noktası tam da benim orta noktammış. Dik değil mi? Güzel. Ve arkadaşlar DB uzunluğu benim ne kadar? DB uzunluğum 4 artı 20 değil mi? 4 artı 20'den 24. Ve bunlar da yarım yarım olmayacak mı? Bunlar 12. 12 o zaman. Yarım yarım. Güzel. Burası 12. Bak burası 4. Şurasında 8 olduğunu buldum. Güzel. Tak 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 uzatırsan sen bunu bak şöyle orijinal üzerinden çiz dedim ya ya da bunu buraya taşı. Sevgili arkadaşlar bakın
EMB üçgeni var ya, EMB üçgeni burası. Şu C noktasıydı, M noktası da diyebilirsin buna. Aynı üçgen bunlar. O zaman şu açı ile şu açı aynı açı. Aynı üçgenden bahsediyorum. Bu arkadaş ile bu arkadaş aynı. Şu arkadaş ile de şu arkadaş aynı. Çünkü löp diye katlamışım. Ben bütün buradan nereye gidiyorum? Şunu da uzattığımda şuraya geldiğimi biliyorum. Sevgili arkadaşlar, bana neyi sordun? ABK üçgenin alanı. Bak 12 bulundu. ABK üçgenin alanı ne kadardır? 12 çarpı AK bölü 2 değil midir? Aynen öyledir. Yani ben AK'yı buldum mu soruyu halletmiş olacağım. Nereden yapalım? Nasıl yapalım? Şimdi dur bakayım. 4, 8. Şöyle uzatsam. Ortadan uzatsam. Nasıl yapmıştık onu? İşte sevgili arkadaşlar, işte baştan işaretlemenin şeylerine bak. Bu bir eşkenar dörtgendi değil mi? Bak bu. Bunlar birbirine eşit. Ve ne dedik? Bu arkadaş katlandı. EBC üçgeni, EMB üçgeninin aynısı. Yani BM uzunluğu arkadaşlar, MB uzunluğu eşittir BC kadar. Ne kadar arkadaşlar? 8 artı 12'den 20 kadar. Bu senin çıkış biletin. Çünkü eşkenar dörtgenin bir kenarını bulduk. Burası da 20. Arkadaşlar bak şimdi ne görüyorsun? Hop dik üçgen görüyorsun. 20, 12 AL'yi bulabilirsin. AL'nin karesi artı 12'nin karesi eşittir 20'nin karesi. Ve böyle durumlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Hemencecik 4'e böl. 1 bölü 4 ölçeklisini çizersen şurası 5, şurası 3, şurası 4. 4 katı olan kaç olur? 16 olur. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bak burayı 16 olarak kolaylıkla bulmuş oldum. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Şimdi başka ne yapabilirim? Yani bu saatten sonra AL'yi buldum ama ben AK'yı istiyorum. Arkadaşlar hala LK'nın peşindeyim. Bak LK içinde BLM üçgenine bak. BLC diyelim hadi biz ona. BLC üçgeninde bak burada bir kenar açıortay görüyorum değil mi? 12 bölü LK, 12 bölü LK eşittir 20 bölü KM değil mi? KM. Buraya K mı dedik? KM, KC diyelim ona da. KC. Sevgili arkadaşlar 4'e böl 3, 4'e böl 5. Yani şurası 3K kadar. K dedim mi ben bir yerlere demedim. Şu arkadaş da 5K kadar. Ve ikisinin toplamı ne kadar arkadaşlar? 8K. İkisinin toplamı bak 16 kadar. K kaçmış? 2'ymiş. Ben buraya 3K demiştim LK'ya. LK bu durumda ne kadar olur? 3 ile 2'yi çarp 6 olur. Sevgili arkadaşlar burası da 6 birimmiş. Hayırlı uğurlu olsun. Toplamı 22 oldu. O zaman alanım 12 çarpı 22 bölü 2. Hop hop 11. 11 ile de 12'yi çarptım. 132 deyiverdim. Tamam. Harika. Adım adım peşine düştüm bu arkadaşın. Azimle de çözdüm. 10 numara nispeten artık daha kolay sorulara geldik. Bir 10. 12. soruda biraz inleriz. Onu da çözeriz. Rahat olun. ABC'de deltoid. AB AD'ye eşit. Evet zaten deltoid ise bu B eşit. Bununla da bunun eşit olduğunu biliyorum ben deltoidde. CE 24. Şurası 24'müş arkadaşlar. ED de 12. Burası 12 ise buranın da 12 olduğunu sen hemen biliyorsun. Değil mi? Tamam. Ve arkadaşlar deltoidde köşegenlerde dik kesişir. Sen bunu da biliyorsun. Verilenlere göre ABCD deltoidin alanı ne kadardır? Alanı arkadaşlar AC çarpı BD bölü 2 kadardır deltoidin. Köşegenleri bulduk mu? Tamam. BD belli. 12, 12, 24. Bunda bir sıkıntı yok. Ama AE belli değil. Keşke AE'yi de bulabilsem de yapabilsem. Bulabilir miyim arkadaşlar? Çok kolay. Değil mi? Bak dikten dik inmiş. ABC üçgeninde ne yapacağım?
Öklit bağıntısı yazacağım. 12'nin karesi. 12 çarpı 12. Bak. H'tı ya, şöyleydi. Hatırla. Dik. Dik. Burası H. Burası P, R. H kare eşittir P çarpı R idi. 12 çarpı 12. Neden öyle yazıyorum? Sadeleştirmesi kolay olsun diye. EC çarpı AE. Tık tık. AE ne kadar olur sevgili arkadaşlar? 12 çarpı 12 bölü 24. Hop hop 2. AE 6 santimetreymiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu durumda aranan kan bulunmuştur. BD 24. AC toplamı 30. Bölü 2. 360. Değil mi arkadaşlar? Bak bu 12 yapar. 12 ile 30'u çarpsak 360 yapar ki bunu da C şıkkında gül oynaya görüyorum. Harika dedim. 11 ile devam ettim. Şekildeki ABCD dikdörtgeni doğru parçalarıyla keren uzunlukları tam sayı olan, bak nefis, sanki 8. sınıf öğrencisine sorarlar gibi. LGS'den hatırlarsın sen bunları. Çarpanlar ve katlar konusunda. Çok değil, 2 yıl önce girdin. Değil mi? 8, 9, 10. 2 yıl önce girdiğin sınav. 6 dikdörtgene bölünmüştür. Bu dikdörtgenlerden 4 tanesinin alanı birim kare cinsinden yazılmıştır. Verilenlere göre ABCD'deki alanı kaç birim karedir? Arkadaşlar hiçbir şey değişmiyor. Bak önce şu an ben bu 2'den başlarım. Ya da 10'dan başla. 10 olunca buralar 2, 5 olduğunu görüyorsun değil mi? Tam sayı ya. Ha 1'e 10 da olabilir. Bak 1'e 10 da olabilir. Emin ol hiçbir şey değişmiyor. Yürü. Bak burası 2 ise bunun 2 olması için burası 1 olur. Burası 1 olursa burası da 1 olur. Bunun 8 olabilmesi için buranın 8 olur. Burası 8 ise 16 olabilmesi için 2 olur. Burası da 2 olur. Burası da 2 olur. 2 çarpı 2 4 olur. Burası 5'ti. Bak burayı da 8 buldun. 8 burası da 5. 8 kere 5 burası da 40 olur. Hayırlı uğurlu olsun. Yok değil, burası 1 burası 2. Onu da dene, aynı şey çıkıyor. Topla bütün bunları sevgili arkadaşım. Onlar da sana 80'i veriyor. Tamam. That's all. Bitti. Soru bu kadar. En kısa çözdüğümüz soru oldu. 1, 2. Tam sayı dediği için. Buradan da gidebilirdik. 1'e 2. 2'ye 5. 1'e 10 desen de soru fark etmiyor. Aynı sonucu veriyorsa. A, B, C, D kare. O noktası köşegenlerin kesim noktası 6 santimetre. Bak burası 6. F, B 2 santimetre. Burası da 3 bölü 2 santimetre. 1,5 santimetreymiş. Verilenlere göre FOE açısı kaç derecedir? Hayırlı işler. Arkadaşlar bu biraz inleten bir soru gibi duruyor ama ben güzel bir çözüm buldum. Daha kısa çözen olur mu bilemiyorum ama ben size çözümümü göstereyim. O da şu. Bak bu arkadaş köşegenlerinin kesim noktasıysa hop hop böyle dikmeler indirdim. Bak indirdim indirdim. Peki ben bunları niye yaptım? Arkadaşlar şimdi 6, 3, 3 değil mi? Bak 3 bölü 2 burası da 3 bölü 2. Sonracıma şurası da 3. Bak burası da 3. Şurası da 3. Değil mi? Bunlar da hemfikiriz. Tamam. Burası 2. Hop burası kaç? Tamam 3 olacak. Burası da 1. Değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar OF uzunluğu. Şimdi OF uzunluğundan yürüyelim. OF uzunluğunun karesi 3'ün karesi artı 1'in karesinden kök 10. Artık lafı uzatmıyorum yani 10. sınıf öğrencisisin. Diğerlerini teker teker yazdım. OF'nin kök 10 olduğunu buldun. Güzel. OE'yi söyle. Bakın OE de şuradaki dik üçgenden. 3 bölü 2'nin karesi 3'ün karelerini topladığında sevgili arkadaşım 1'e 2 oranı var. Bak 1'e 2 oranı var değil mi? Bunun yarısı. Burası kök 5 olur. Demek ki şu uzunluk da 3 bölü 2 kök 5 olur. Tamam mı? Tamam. Bak buradan nereye yürüyeceğim? Sevgili arkadaşlar bunlarda hemfikir miyiz? Hemfikiriz. Şimdi şuraları bir temizleyeyim sana. Sen bunları gördün. Çok güzel bir hareket yapacağız şimdi. O da ne? Sevgili arkadaşlar o da şu. Bak şurayı getirdim. Şurayı da getirdiğimde benim bu aradığım FOE şurası 90 olsa, şurası alfa olsa, şurası da beta olsa. Evet. Şu açı 90 artı alfa artı beta kadar değil mi? Evet hocam.
Ben alfa artı betayı bulursam bu açıyı da bulurum. 90'dan büyük olduğunu anladım. Zaten şıklarda öyle. Peki nasıl yapacağım hocam? Arkadaşlar yapacağım hareket şu. Bak az önce şeyde yapmıştık. Şu üçgeni, şurası 3 birim, burası da 3 birim ya. Şu arkadaşın yanına gel koy. Şurası da 3 bölü 2 birim. Bunu anlamıştık. Bak şuraya koyduğumda, şurası F noktası olsun. Kestim buraya koydum. Şurası da T noktası olsun. T'yi de buraya koydum. Şu üçgen artık burada. Burası kaç birimdi? 1 birimdi değil mi arkadaşlar? Harika. Ve ben şurayı da biliyorum. Şu uzunluğu biliyorum. Ne kadar? OE uzunluğu. 3 bölü 2 kök 5. Sevgili arkadaşlar ben bu arkadaşın da uzunluğunu biliyorum. Bu arkadaş da kök 10. Ne işime yarayacak? OEF'nin alanını söyleyin bana. OEF. Sevgili arkadaşlar OEF'nin alanı. Bak burası alfa beta kadar değil mi orası? Tamam beta kadar. Burası da beta kadar. Beta kadar taşıdım. Tamam. Sevgili arkadaşlar burası bir dakika ya. 2 birim 2,5. Ha, oraya taşıdım. Onu oraya taşıdım. Kök 10 alfa artı beta 2,5. Tamam değil mi? Tamam. Güzel. Sevgili arkadaşlar şu arkadaşın alanı şöyle yazabilirim. Sinüslü alan formülünü biliyorsun değil mi? Sinüslü alan formülü ne kadardı? Şu arkadaşın alanı 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 kök 5 çarpı kök 10 değil mi? 1 bölü 2 tane kolların çarpımı kadar. Peki ben bu alanı sevgili arkadaşlar çarpı sinüs biraz şey yaptık. 1 bölü 2 şuraya yeniden yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3 bölü 2 kök 5 kollar bunlar çarpı kök 10 çarpı sinüs alfa değil miydi? Evet bu kadardı değil mi? Peki arkadaşlar ben bu arkadaşın alanını biliyor muyum? Biliyorum. Nasıl bulurum? Bak şuradan çizgi çektiğimde bu karenin yarısı yukarıda zaten değil mi? 6. 6 kere 6 36. Bütün alanım. Yarısı bölü ikisi 18. Şurasının alanı 18. Sevgili arkadaşlar 6 birimlik yer 3. Ha, şeyden de bulabilirim. Buranın 3 olduğunu biliyorum. Alanım 3 çarpı, şurası 3 değil mi? Evet. Burası da 2,5 değil mi? Evet. 5 bölü 2 çarpı bölü 2 değil mi? 1 bölü 2. Bak alanı yazdım. 5 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. Sevgili arkadaşlar bu arkadaş bu arkadaşa eşittir. 2'ler, 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 2'ler. Başka ne var? Sinüs alfa. Sinüs alfa değil tabii ki. Alfa artı beta. Burası. Sinüs alfa artı beta sevgili arkadaşlar eşittir. Üçleri de sadeleştirdim. 5 bölü şu arkadaş. Kök 50 de tamam kök 50 çarptım. Kök 50 ile genişlettiğimde kök 50 bölü 50 oldu. Kök 50 kimdir arkadaşlar? 5 çarpı 5 kök 2'dir. Bölü 50. Bak hop hop 2 oldu. Bu arkadaş kök 2 bölü 2 çıktı arkadaşlar. Sinüs alfa artı beta eşittir kök 2 bölü 2. Kim bu? Arkadaşlar ikizkenar dik üçgen. 1, 1, kök 2. 9. sınıfta trigonometri öğrenmiştin ya. 1 bölü kök 2 arkadaşlar. 1 bölü kök 2. Kök 2 bölü 2'ye eşittir. Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Bu da 45 derecedir arkadaşlar. Bak burası 45'miş. Benim aradığım arkadaş da 90 artı alfa artı betaydı. 90 artı 45'ten buyur sana 135 derece. Vallahi dediğim gibi başka ne yapabilirdim? İlk aklıma bu geldiği için ben böyle çözdüm. Eğer siz daha güzel bir çözüm bulursanız arkadaşlar yorumlara ekleyebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.